Sen bir insanın hisleriyle nasıl oynarsın? Kimin hisleriyle oynamışım? Benim adıma gidip Asu'yla konuşmuşsun. Umutlanacağını bile bile hislerinin farkında olarak... Sonunda sana olan ilgisini kabul etmene sevindim. Üste çıkmaya çalışma. Asu yüzünden bana sesini yükseltme lütfen. Nihan, bu sen bile olsan hiç kimsenin duygularıyla oynayamazsın. Sanki ortada böyle bir durum yok, ben uydurdum. Senin ailen bunu istiyor. Baban gibi gördüğün Hakkı Bey'in vasiyeti bu. E Asu desen zaten dünden razı. Hiç kimsenin ne hissettiği umurumda değil. Ama benim umurumda. Kemal, bizim bir geleceğimiz yok. Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Bu yüzük asla parmağımdan çıkmayacak. Ben bunu kabullendim. Sen de kabullen lütfen. Nihan, istediğin hayatı yaşamakta serbestsin. Ama sakın benim hayatıma yön vermeye kalkma. Bunu bir daha sakın yapma. Çünkü bendeki Nihan'a sen bile el uzatamazsın. Niye gülüyorsun? Uzun zamandır senden fırça yemiyordum. Fabrika ayarlarına geri döndün ya Rabbi şükür. Sen neden güldün? Hiç. Söyle. Bir şey geldi de aklıma. Ne? Hadi söyle. Söylemeyeceğim. Merak et ceza niyetini. Çatlarım ama. Oksijensizlikten öleceğiz. Ya ne oluyor ya? Bir şey oldu yok. Ne oksijen? Nereden buldun oksijen? Ama bak, buraya kurt murt bir şey inmesin şimdi. Ya şehrin ortasındayız. Kurdu nereden buluyorsun ya? Yok bir şey işte ya. Bunun her şeyde bir cevabım var. Ya bak, kaç kilometre yol yürüdük, o kadar yorulduk ya, anlamıyorum, sen hiç yorulmuyor musun? Ya bence ne yap biliyor musun? Bak, benim yaptığım gibi yapıyor. Arkamda o kadar tatlı oluyor ki. Ay! Ne oluyor? Ne oldu? Bacağına böcek değdi galiba. Hani? Yok yok yok, ben gerçekten burada duramayacağım. Şimdi beni... Böcek falan yiyecek burada. Allah'ım ya, Rabbim ya.
Ya bana... Ah! Yani farklı bir şeyler yapalım niye diye benim beynimin etini yedin. Şuraya geldik işte. Al farklı bir şey yapıyoruz ya. Bir saat dayanamam ya. Nereden bilebilirdim? Demek ki bende klostrofobi varmış. Sen var ya çok içkertisin. Benim karnım acıktı. Ben başıma bunun geleceğini biliyordum. Nereden biliyordun Allah aşkına Kemal ya? Nereden biliyordun? Sanki biz böyle her gün kamp yapıyormuşuz da... hem bu benim için de yeni bir şey. Demek ki ben böyle adrenalin yaşayınca karnım acıkıyor. Nihan, ya sen böyle ressam olmak yerine avukat falan olsaydın keşke. Baksana böyle lafları tak 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 sıralıyorsun. Ya beni burada bırakıp uyuyacak mısın bir de? Yapma bunu. Benim uykum sensin. Sana bakarak en güzel rüyalara dalıyorum. Bana bunlarla gel. Al bakalım obur şirin. Yemek mi getirmiştin? Başıma geleceğini biliyorum demiştim sana. Yer misin? Oh, yemin ederim gözüm açıldı. Ağzında lokma varken konuşma. Lafımızı da soktuk. Fabrika yerlerimize geri döndük yani. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Seni seviyorum. Benden çok mümkün değil. Can kuşunu bana uçur, aşk elinden bade içir. Can kuşumu sana uçur, aşk elinden bade içir. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım seni. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım seni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Serhoşuma yıktır beni. Hayranın olayım sana. Kemal? Kemal çık hadi. Kim var orada? Thank you.
Kimsiniz? Ne yapıyor benim prensesim bahçede? Ya Kemal ya! Korktun mu? Korktum tabii. Gece gece ağaçların içinden çıkıyorsun. Nasıl ya? Buluşmayacak mıydık? Ne zaman? Bundan yaklaşık 10 dakika önce. Of. Ya ben uyumuşum Kemal. Geç kaldım. Nasıl ya? Bana bak, sen hala ayılmadın mı? Neden? Ya buradasın işte, karşımdasın. Tamam işte, yanımdasın. Evet, geldim. 10 dakikadır seni burada bekliyorum. Neredesin Kemal? Aç ettin beni. Ya pes, vallahi pes. Yemin ediyorum korkulursak. Ya şaka yaptım, şaka yaptım. Tamam, şaka yaptım. İyi ki geldin sevgilim. İyi ki geldim. Eğer sen gelmeseydin ağaçların içindeki canavarlar beni yiyecekti. Yok artık canım sende. Yok ama gerçekten garip sesler duydum. Ha, sen böyle her duyduğun sese gidiyor musun? Hayır, sadece garip seslere. İyi, o zaman bundan sonra yasaklıyorum. Sese falan gitmek yok. Yok ya. Tabii canım. Bir bakacaksın, dinleyeceksin önce. Bir bakacaksın öyle. Aa, bu benim sevgilimin sesi dedikten sonra. Değilse? Kafanı döndüreceksin, bakmayacaksın. Peki sevgilimin sesi ise? Koşup sarılacaksın. Ne gülüyorsun? Ben ne yaptım Şavşal? Gelip sarıldım sana işte. O zaman hiç bırakma. Hiç. Kulaklarını tıka. Kalbini kapat. Sadece sevgilinin sesine git. Kulaklarım tıkalı. Kalbim kilitli. Sadece sen açabilirsin. İhan? İyi misin? Bilmem, sen nasılsın? Hala seslerin peşinden gidiyorsun. Oysa tıkamıştım kalbimi tüm seslere. Ne zaman açtın? Yıllar sonra döndüğünde. İstediğini getirdim. Sağ ol. Bundan emin misin? Merak etme. Yani bu öyle tehlikeli bir şey değil. Sadece emin olmak için. Bu şekilde emin olabilecek misin peki? Tıpta bilinen en etkili yöntemden bahsediyoruz Nihan. Nihan. Senden bir şey isteyeceğim. Tabii. Nedir? Emir'in saçı. Ne? Kemal romantik olduğunu biliyordum ama bu kadarını da tahmin etmemiştim. Gülme. Enseden mi istersin yoksa şakakları düşen aklardan mı? DNA testi için işe yarasın yeter. Emir'in kardeşini bulacaksın. İnşallah. Biliyorsun değil mi, bunun işe yaraması için bir başkasının daha saçına gerek var. Saçı olmasa da olur. Tamam Bay Ukala, herhangi bir şüpheli lazım. Hani eşleşsin, karşılaştırılabilsin. Sor hadi, sor, sor. Kimden şüpheleniyorsun? Tufan. Tufan mı? İyi de Tufan Emir'in yıllardır sağ kolu. Bazen en uzakta aradığın en yakınındadır. Oradan başlamak daha doğru. Sen söyle bakalım, neyin peşindesin? Neyin peşinde olacağım canım? Bir şeyin peşinde değilim ben. Peki ya şu kayıt? Bunun peşinden gitmek istemiyor musun? İstiyorum ama seni bekliyorum işte. Beni mi? Hı hı. Şu iş bitsin, sıra ona gelecek. Gelecek değil mi? Bu senin lafın. Birlikte başladık.
birlikte bitireceğiz. Hı hı. Birlikte kalkıştık bu işe, birlikte bitireceğiz. Ben senden hiçbir şey saklamadım ya. Ne? Kendi başıma hareket etmemi istemiyorsan benden hiçbir şey saklamadın. Saklamadım ama sen yine kendi başına hareket etmişsin. Tek başıma değildim. Tabii zehirleydin. Bana söylemeyeceğini mi zannettin zehir? Alçak zehir. Hayır, alçak olan sensin. Ne yapayım? Sen istedin. Ben mi? Evet, sen. Sen bana demedin mi biz yan yana durdukça gerçekler bizden uzaklaşıyor diye? Ben de düşündüm ki... Sen de Amazon kadını gibi ortalara atlayayım, bütün gerçekleri yakalarım dedin değil mi? Nedenmiş efendim? Kadınlar tek başına bir işi halledemezler mi? Ya Nihan pes. Yani yıllar geçti, ben hala baş edemiyorum seninle. Amazon kadını olduğumdandır. Herhalde. Ne yapacağız şimdi? Bilmem, sana sormalı. Neden buradasın? Hani Taner bana bir kayıttan bahsetmişti ya, sadece yerini kendisinin bildiği. Sen de çiftliktedir dedin. Değil midir? Bilmem. Gel bir bakalım o zaman. İnatçı cadı. Tatlı cadı. Ne? İnatçı cadı değil o. Senin dediğin inatçı keçi. Yani sensin. Ötekisi tatlı cadı. Sen misin tatlı cadı? Tabii ki benim. Hiçbir şey mi olmaz içeride? Hiçbir şey mi ya? Sen evden taşınırken mahremiyetini evde bırakır mısın? Nereden bileyim Kemal? Hayatımda hiç taşınmadım ki. Nihan. Bu işi bana bırak. Tek başına bu işe kalkışma. Beni bekle. Sana söz veriyorum. Bak, bu iş bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Edecek miyiz gerçekten? Edeceğiz. Ben her şeyi kavuşabilmemiz için yapıyorum zaten. Söz mü? Söz. Ama sen de tek başına hiçbir şeye kalkışmayacağına dair söz vereceksin. Söz mü? Tabii canım, söz. Söz. İyi bakalım. Ben buluşmamız lazım. Bir şey mi oldu ya? Evet. Nereye açacağını bilmediğimiz bir anahtar var elimizde. Bensiz bir şey yapmayacaksın dedim. Sen de söz verdin ya.
Bana yine isimsiz bir fotoğraf geldi. Bir anahtar vardı fotoğrafta ve fonunda da benim atölye. Direkt koşarak geldim. Yine biri bize yardım ediyor. Ya da bizi felakete sürüklüyor. Peki bu anahtar... Taner'in bahsettiği kayıtla alakalı olabilir mi? Evet, evet, evet. Yerimde duramıyorum ya, resmen adrenaline susamışım. Uzak kaldın ondandır. Hayata bunlar sayesinde bağlanmış olabilirim. Bunlar yüzünden ben seni kaybediyorum ya. Bensiz hiçbir şeye kalkışmıyorsun. Neden aradım seni? Anca beraber, kanca beraber. Maceradan maceraya Kemal Benihan. Keşke bir gün sadece çay içmek için buluşabilsek. Zehir'in orada buluşalım. Nihan sakin ol. Allah aşkına Kemal, sen nasıl böyle sakin olabiliyorsun? Bak bizim aradığımız her şey şu anahtarın tıkırt sesinde olabilir. Yanılıyor da olabiliriz. Kim neden gönderdi bilmiyoruz ki. Biz burada hayatımızla ilgili bir düğümü çözmeye çalışırken belki öbür tarafta aleyhimizde ilmek atılıyor. Zehir, ne olduğunu söyleyecek misin? Yoksa biz burada hayatımızı sorgulamaya devam mı edelim? Yok aman, tamam, tamam. Bir şey var o kesin. De sonrası kopuk. Ama özel bir kasanın anahtarı. Ama hangi yüz binlerce kasadan birinin anahtarı? Bize gönderdiklerine göre ulu orta bir kasanın anahtarı olmalı. Belki de bir emanetçi kasasıdır. Bu numara da onun numarası. Yine samanlıkta yine. Seni gördüğüm günden beri kolay tek bir günüm olmadı benim. Aa. Ne aa? Ben size çay alıp geleyim. Bundan şikayetçi misin? Diyorum ki, seni gördüğüm günden beri kolay tek bir günüm olmadı. Ya uykusuz okula gittim. Ya da sen avuçlarımın arasındayken aklımı bir yerde unuttum. Ya da bir belaya daldım. Bunların hiçbiri benim için kolay olmadı. Ama senin için neden bunları yaptım da demiyorum. Çünkü biliyorum. Yarım kaldı sanki. Bizim gibi. O yüzden bütün kapıları zorlamaya devam edeceğiz. Peki ne yapıyoruz şimdi? Sen eve gidiyorsun. Ben yapılması gerekeni yapacağım. Haber veririm.